Selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, konuklarımız, evet bir grup toplantımızda daha bir aradayız. Halkların Demokratik Partisi olarak bu dönemde gerçekten büyük bir inançla, umutla, cesaretle ve kararlılıkla 24 Haziran'a yürüyoruz. 24 Haziran'a şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum. O gün güneş doğacak, bahar gelecek. Dün Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde maalesef bir öğrenci servisi devrildi ve ikisi ağır olmak üzere 14 öğrenci yaralandı. Öncelikle yaralanan öğrencilerimize acil şifalar ve ailelerine geçmiş olsun diliyorum. Bugün Iğdır Belediyesi eş başkanımız arıyorum. Murat Yiğit aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Çok memnun olduk. Bütün belediye eş başkanlarımızın özgürlüğüne kavuşacağı günler yakındır. 24 Haziran'da onları da alacağız. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yine çok değerli parti meclisi üyelerimiz, Ankara İl Örgütü'nden gelen partililerimiz ve emekçi dostlarımız aramızda. Onlara da tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Eş Genel Başkanım, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler, sevgili konuklar, basının değerli emekçileri ve televizyonları başında her ne kadar vermezlerse ise bizleri izlemeye çalışan tüm halkımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz, sefalar getirdiniz, bize güç verdiniz. Çok değerli arkadaşlar, gündeme geçmeden önce hafta sonu Ankara Mamak'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Mamak halkına ve tüm Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak sevindirici olan elbette ki can kaybının yaşanmamış olmasıdır. 10 dakikalık bir yağışın yol açtığı sel felaketinin asıl nedeni altyapı yetersizliğidir. Doğal afetleri afet haline dönüştüren altyapı sorunları ve tedbirsizliklerdir. Mamak'taki durum altyapı sorunları açısından uyarı bir sinyaldir. Mamak afet bölgesi ilan edilmeli ve gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Umarız ve dileriz ki ülkemizin hiçbir yerinde bu türden doğal afetler bir daha yaşanmaz ve bir kez daha Ankara halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önceki gün yani 6 Mayıs 3 fidanın Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 46. yıl dönümüydü. 3 fidanı buradan saygıyla, minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Deniz Gezmiş ve arkadaşları özgürlük için, eşitlik için, adalet için, halkların kardeşliği için mücadele ettiler. Ve bugün yaşadığımız bu karanlık durum, denizlerin mücadelesinin bu ülkenin aydınlık geleceği için ne denli onurlu, anlamlı ve değerli olduğunu, vazgeçilmez olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Deniz Gezmiş'in son sözü, yaşasın Türk ve Kürt halkının kardeşliği olmuştu. Biz de bu sözleri bu kürsüden bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın özgürlük ve demokrasi mücadelemiz diyoruz. HDP olarak denizlerin mücadele mirasına bağlı kalarak bu onurlu mücadeleyi Kürt ve Türk tüm halklarımıza kararlılıkla yılmadan sürdüreceğimiz ve mutlaka zafere ulaştıracağımız sözünü bir kez daha buradan vermek istiyoruz. Çok değerli arkadaşlar, değerli halkımız, bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı ve bu sayılı günler çerçevesinde bugün yaptığımız grup toplantımız çok anlamlı, çok önemli.
Ve burada sizlerle birlikte olmaktan bir kez daha mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü güçlüyüz, çünkü umutluyuz, çünkü kararlıyız, inançlıyız, cesaretliyiz ve kazanacağız değerli arkadaşlar. Bu salonda ve meydanlarda buluştuğumuz halkımızın yüksek kararlılığından biz bunu anlıyoruz. Bugün buraya gelen siz halkımızın gözlerindeki parıltıdan bunu anlıyoruz. Önceki hafta ben ve eş genel başkanım Sayın Sezai Temelli'nin bölge gezileri oldu. Benim Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari ve Yüksekova'da yapmış olduğum bölge gezisi. Yine eş genel başkanım Sayın Sezai Temelli'nin de Botan'da yapmış olduğu Urfa'dan başlayıp Mardin, Şırnak ve Cizre ile devam eden bölge gezilerinde bir kez daha gördük ki yaşlı, kadın, genç, herkes sokaklarda, meydanlarda bizleri çok kararlılıkla karşıladılar. Bizleri büyük bir coşkuyla karşıladılar. O halin bütün baskılarına rağmen, bütün zorluklara, bütün engellemelere rağmen halkımız, partimiz ve heyetimizi bütün bir kararlılıkla ve özgür bir aydınlık geleceğe olan büyük bir inançla sahiplendi. Ben onurlu Serhat ve Botan halkı başta olmak üzere bizleri karşılayan, bizlerin yanında olan tüm halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Gezimizde HDP'ye o kadar yüksek bir inanç, o kadar yüksek bir kararlılıkla bağlılık vardı ki meydanlar, sokaklar, insan seli oldu, bizleri karşıladı. Biz bu coşkuyu elbette ki 11 Şubat tarihinde Ankara'da gerçekleştirmiş olduğumuz büyük kongreden aldık ve bu coşku bölgelere de yansıdı. Bu kongre salonuna sığmayan coşku ve kararlılığın bütün Kürdistan'ın her ilinde, her ilçesinde, köyünde ve caddesinde, sokağında, evinde daha da büyüdüğünü görüyoruz. 7'den 70'e ayağa kalkan halkımız 24 Haziran seçimlerine çoktan hazırlanmış bile, Serhat rengini şimdiden belli etmiş, Botan rengini şimdiden belli etmiş. O renk HDP'dir değerli arkadaşlar. O renk bizleriz, sizlersiniz. Ve o renk Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'tır diyoruz. Halkımız dört gözle 24 Haziran'ı bekliyor. Kendi iradesini yok sayanlara en güçlü cevabı vermeye hazırlanıyor. HDP'yi sandığa gömün talimatı verenleri, HDP'nin seçim çalışmalarını hukuk dışı yollarla engellemeye çalışanları halkımız 24 Haziran'da sandığa öyle bir gömecek ki o sandıktan bir daha çıkamayacaklar değerli arkadaşlar. Bir önceki konuşmamda iktidarı uyarmıştım, tokat geliyor demiştim. Evet, tokat hazır, eller havaya kalkmış. Tüm Türkiye halkları, değerli arkadaşlar, tüm demokrasi güçleri o tokadı sandıkta atmaya hazırlanıyor. Şimdiden 24 Haziran'ın hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum değerli arkadaşlarım. 24 Haziran seçimleri için sayılı günler kaldığını ifade ettik. Türkiye'nin özgürlük, demokrasi, adalet ve eşitlik yolunda bir çıkışa ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. Ve bu seçimler bu açıdan çok büyük bir önem taşımaktadır. Karanlıklara aydınlık arasında bir seçim yapılacak. Ya karanlık tercih edilecek ya aydınlık tercih edilecek. Karşımızdaki ittifaklar ülkenin ihtiyacını karşılayacak, demokrasiyi krizden kurtarabilecek ittifaklar değildir değerli arkadaşlar. Bir tarafta tekçi, milliyetçi, sağ bir ittifak var. Diğer tarafta ise Türkiye halklarının ihtiyacı olan demokratik özgürlükçü çizgiyi temsil eden Halkların Demokratik Partisi var. AKP ve MHP kendilerini kurtarabilmek için denize düşen yılana sarıldığı gibi birbirlerine sahip çıktılar. Bunu hep birlikte gördük ve onların ittifakı aslında korku, kaybetme ve çöküş ittifakıdır. Krizle geldiler, krizle gidecekler değerli arkadaşlar. Bunu herkes böyle bilsin. Sağda kesişen bu ittifaklar aynı zamanda HDP'ye karşı kurulan bir ittifaktır. HDP demokratik siyasetin dışında kalsın,
parlamentoda temsil edilmesin, hedefleri sadece budur. Bunun için kendi aralarında ittifak yaparak barajı bizim için korudular. Ama şunu bilsinler ki biz o barajları halkımızın öz gücüyle patlatacağız ve 24 Haziran gecesi HDP'nin karşısında utanacaklar, HDP'nin karşısında yüzleri kızaracak ve köşe bucak kaçmaya çalışacaklar. Türkiye halklarının demokratik seçeneği ve umudu sadece HDP'dir, HDP bileşenleridir. Bu süreçte en ilkeli, en kararlı ve en onurlu duran HDP olmuştur. Biz kimseyle kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadık. Kimsenin peşinden de koşmadık, gitmedik. İlkelerimiz ve duruşumuz ortadadır. Bizim ittifakımız halklarımızdır. Hem Kürt halkının kendi içindeki ittifakı hem de Türkiye demokrasi ve emek güçleriyle olan ittifakımız en onurlu, en ilkeli ittifaktır ve bu salt bir seçim ittifakı değildir elbette. Bu uzun soluklu bir mücadele ittifakıdır. Geçen hafta Kürt partileri kendi aralarında ittifak kurdular. HDP ile ortak hareket etme kararı aldılar. Bu Kürtlerin ulusal birliği açısından tarihi değerdedir, tarihi bir öneme sahiptir. Kürt halkının bizden beklediği de böylesi anlamlı, değerli bir işbirliğidir. Ben HDP adına Kürt partilerinin çok değerli genel başkanları ve yöneticilerine bu duyarlı, anlamlı çıkışları için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bunu seçimlerle sınırlı tutmamak, kalıcı hale getirmek, Kürt halkının geleceğiyle ilgili olarak hareket etme adına kurumsallaştırmak, tarihi bir sorumluluk olarak önümüzde durmaktadır. Ve bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Tüm Kürt partilerini buradan bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aynı şekilde HDP, Türkiye'nin batısında sol sosyalist, tüm emek ve demokrasi güçleriyle de ortak bir mücadele ittifakı içindedir. Bizim için değerli olan da budur değerli arkadaşlar. Behice Boran'ın, Deniz Gezmiş'in, Mahir Çaya'nın mücadele geleneği ve mirası bugün HDP'de temsiliyetini ve anlamını bulmaktadır. İşçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin umudu HDP'dir. HDP yıllardır inancı ve kültürü dolayısıyla baskı gören Alevi toplumunun yine tüm farklı inanç ve kimliklerin kendisini ifade edebildiği, güvence içerisinde hissedebildiği ortak yaşamın adresidir. Karşımızdaki milliyetçi, mezhepçi, tekçi sağ anlayışların bu ülkede ne Alevi toplumuna, ne Sünni vatandaşlara, ne de diğer farklı inançlara getirebileceği hiçbir şey yoktur. Bugüne değin bu değerleri tekleştirme, yok sayma dışında herhangi bir politikaları da olmamıştır. İşte HDP bu nedenle vardır. Farklılıkların bir arada eşit ve özgürce yaşayabileceği, kimliklerini koruyacağı demokratik bir sistemi sadece HDP savunmakta ve bunun mücadelesini vermektedir. Bu açıdan HDP'nin Fırat'ın doğusu ile batısını eşit ve özgür yaşam etrafında birleştiren tüm ülkeyi ve içindeki farklılıkları temsil eden bir demokratik çizgiye ve programa sahip olan tek partidir. Kürt sorununa, emek sorununa, inanç sorununa, kadın sorununa, ekoloji sorununa çözüm üreten halkların demokratik partisidir. Değerli arkadaşlar, geçen hafta YSK'ya başvurumuzu yaptık. Sayın Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu geçen hafta YSK'ya yapmış olmakla birlikte bu süreci başlattık. Edirne ile Hakkari'yi birleştiren, tüm renkleriyle 7'den 70'e tüm Türkiye halklarıyla sevgi ve gönül bağı kurabilen, herkesin umudu olan tek bir Cumhurbaşkanı adayı vardır. O da sevgili Selahattin Demirtaş'tır. İktidar tarafından siyasi bir rehine olarak Sayın Demirtaş, kaldığı dört duvarın arasından herkese umut ve cesaret vermektedir, çözüm üretmektedir. Erdoğan devletin tüm imkan ve olanaklarını kullanarak
Para, pul, medya, her şey onun hizmetinde olmasına rağmen ne yazık ki Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna bir güvence vermemiştir. Sayın Demirtaş ise Cumhurbaşkanı adayımız olarak dört duvarın arasında dünyanın neresinde var böyle bir adaletsizlik değerli arkadaşlar? Dünyanın neresinde var böyle bir haksızlık? Dünyanın neresinde var böyle bir hukuksuzluk? Demirtaş'a uygulanan bu rehine politikası aslında onun şahsında HDP'ye oy veren ve gönül veren milyonlara dayatılan bir zulümdür aynı zamanda. Erdoğan seçim demokratik bir yarıştır. Kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir diyor. Peki biz de buradan kendisine soruyoruz. Madem öyle bizim sayıları on binleri bulan kadromuz bugün neden seçim çalışmaları yapamıyor? Neden bugün cezaevlerinde? Madem öyle seçilmiş temsilcilerimiz, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız şu anda neden cezaevlerinde rehin tutuluyor? Madem öyle, sadece ve sadece yanlış politikalarınızı sosyal medyada eleştiri diye binlerce kişi neden tutuklu buradan soruyoruz. Madem öyle, medya, basın yayın 7/24 senin ve partinin reklamını yaparken HDP'ye asla ve asla bir söz hakkı tanımıyor. Madem öyle, sen devletin her türlü imkanını ve gücüyle istediğin her yerde, her mekanda propaganda yaparken bizim Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde rehine durumunda. Sizler Cumhurbaşkanı adayları olarak il il gezeceksiniz. Mitingler yapacaksınız, halkla buluşacaksınız, temas edeceksiniz ve seçmenlerinizin eline ve yüreğine dokunacaksınız. Ancak tek bir Cumhurbaşkanı adayı var, Sayın Selahattin Demirtaş, İstanbul Milletvekilimiz, Edirne cezaevinde 1,5 yıldır rehine olarak tutulmakta. Ve yapacağı seçim kampanyasını sadece ve sadece avukatları aracılığıyla bizlere göndereceği notlar ve o notların halkımızla buluşmasıyla gerçekleştirmeye çalışacak. Böyle bir haksızlığı, böyle bir hukuksuzluğu asla kabul etmediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Sayın Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştiği andan itibaren Sayın Demirtaş özgürlüğüne bir an önce kavuşmalı, seçim kampanyasını yürütmeli, seçmenleriyle, halkıyla buluşmalı, el ele, omuz omuza bu süreci tamamlamalıdır. Ve bu haksızlığın, hukuksuzluğun bir an önce ortadan kaldırılmasını bir kez daha talep ediyoruz. Ve buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Kendinize güveniyorsanız, eğer korkmuyorsanız Sayın Demirtaş'ı özgür bırakın, meydanlara insin ve cesaretiniz varsa onunla yarışın diyoruz. Değerli arkadaşlar, pazar günü Recep Bey, Tayyip Bey AKP'nin manifestosunu deklare etti, Türkiye halkıyla paylaştı. Tekçi zihniyeti toplumu bölen, birlikte yaşamayı bölen, insanları kamplaştıran, kimsenin huzur ve yaşam güvencesi olmayan bir ülkenin bereketini bile tüketen bir partinin genel başkanı Tayyip Bey bu manifestoyu Türkiye halklarıyla paylaştı. Peki 16 yıldır bu ülkenin tüm kaynaklarını sömürdünüz ve erittiniz. Yetmedi, insanların inançlarını sömürdünüz. O da yetmedi, insanların yoksulluğunu ve işsizliğini sömürdünüz. Seçime giderken ortaya bir enkaz bıraktınız. Sanki bu enkazı yaratanlar kendileri değilmiş gibi şimdi bir de kurtarıcılığa soyundular ve AKP Genel Başkanı manifesto diye bir şey açıkladı. Tam bir çöküş ve bitiş manifestosu değerli arkadaşlar. Buradan ilan ediyoruz. AKP'nin manifestosu tam bir çöküş ve bitiş manifestosudur. Zulme karşı merhametten yana olduk diyor Tayyip Bey. 16 yıldır iktidarda olan sizsiniz, zulmeden kim diye sorarız biz de. Kürt halkı sizin merhametinizi Roboski'de gördü. Kürt halkı sizin merhametinizi Afrin'de gördü. Kürt halkı sizin merhametinizi
Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Gever'de gördü. Güney Kürdistan halkına muslukları kapatırız derken gördü. Cesedi bir hafta sokak ortasında kalan Taybet Ana'ya yapılanlarda gördü. Teröristler 15 çocuk yapıyor sözünde gördü. On binlerce insanı haksız, hukuksuz şekilde cezaevine atmanızda gördü. Yüz binlerce insanı kamudan ihraç ederek işsiz, aç, susuz bırakmanızda gördü. Sivilleşme adımlarıyla siyaseti normalleştirdik diyor kendisi. Acaba kendisi bu söze inanıyor mu, merak ediyoruz. Sivilleşme adımları atan sizseniz, askeri kamuflaj neye giydiniz, bunu giyen kimdi? Her gün başlarına yıkacağız, imha edeceğiz, bir gece ansızın geliriz diyen kimdir? Buradan soruyoruz. Akşam sabah dilinden savaşı düşürmeyen kimdir? Genelkurmay Başkanı'nı helikopterle Abdullah Gül'e yollayıp aynı 27 Nisan e-muhtırasında olduğu gibi sakın aday olmasın dedirten kimdir? Demokratik siyaseti yargının, polisin hedefi haline getiren kimdir? Cumhurbaşkanı adayımızı cezaevinde tutan kimdir? Bu ülkeyi OHAL karanlığına gömen kimdir? On binlerce insanı, siyasetçiyi, milletvekilini, belediye eş başkanını, gazeteciyi içeriye atan kimdir? Bu mudur sivilleşme? Bu mudur siyasi normalleşme? Buradan kendisine bir kez daha sormak istiyoruz. Cudi'de F-16 olduk diyor, sonra da sivilleştik diyor. Hem F-16 hem sivil aynı anda nasıl oluyor, gerçekten merak ediyoruz. Dolayısıyla marifet F-16 olmak, savaş adamı olmak değildir, barış insanı olmaktır, adaletli olabilmektir. Zor olan da esas budur değerli arkadaşlar. Askeri vesayeti, statükoyu bugün siz devraldınız. Vesayet rejimini ittifaklarla sürdüren sizsiniz ve bu ülkeyi polis devleti yapmış, şimdi de sivilleştirmek istiyor Sayın Tayyip Erdoğan. Boş yere uğraşmayın, zerre kadar inandırıcılığınız kalmamıştır. Tüm Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun sizin yalanlarınıza karnı toktur. Buradan ilan ediyoruz, 24 Haziran'da size gerekli ders verilecektir. Tayyip Bey, IMF'ye borcumuzu sıfırladık diye övünüyor. Bir de vatandaşların devlete, bankalara olan borcundan bahsetmesini isteriz. Borç bataklığındaki vatandaşları yerli IMF'lerin esiri haline getiren kimdir? Buradan sormak isteriz. İhracat artmış ya ithalat? İhracattan bahsediliyor ancak ithalattan herhangi bir şekilde söz edilmiyor. Nohuttan pirince, buğdaydan mercimeğe varıncaya kadar her şeyi dışarıdan ithal eder hale getirdiniz bu ülkeyi. Niye? Çünkü tarımı bitirdiniz, çünkü hayvancılığı bitirdiniz. Tüm bunlar yetmez gibi ahtım olsun ki enflasyon, faiz düşecek diyor. Bugüne kadar neyi düşürdünüz, neyi düşüremediniz, her şey ortada ve sizin elinizi tutan hiç kimse de olmadı. Ama düşüremeyeceksiniz. Adaleti, hukuku düşüremeyeceksiniz. Çökerttiğiniz ve halkı açlığa ve yoksulluğa, sefalete sürüklediğiniz bu halkın gönlünü kazanmaya gücünüz yetmeyecektir. Sizler özellikle silaha, savaşa, sarayın örtülü ödeneğine harcadığınız ne enflasyon düşer ne de dolar, ne istikrar olur bu durumda ne de bir kalkınma. 1 Kasım'da milleti bu sözlerle kandırdınız. İstikrar yalanı ortaya çıktı ve erken bir seçim kararı aldınız. Çünkü ülkeyi iyi yönetemediniz. İyi yönetemediğiniz için de bir seçim kararı aldınız. Şimdi iyi yönetemedik diye de halkı kandırmaya çalışmayınız. AKP aynı bozuk kaset gibi aynı nakaratları ne yazık ki tekrar edip durmakta değerli arkadaşlar. Millete tekrar tekrar aynı filmi izlettirmeye çalışıyorlar ama kaçırdıkları bir ayrıntı var. Film aynı ama izleyici bu kez farklı. Halk artık sizin ne olduğunuzu iyi biliyor. Sizin boş laflarınıza karnı tok. Seçim
Şimdi seçim rüşvetleriyle acaba kandırabilir miyiz diye de birbiri ardına vergi affı yasaları çıkartıyorsunuz. Aynı deli dumrula rahmet okutan vergilerle, haraçlarla halkın belini kırmaya çalışıyorsunuz. Zengini vergiden muaf tutarken fakiri, emekçiyi, küçük esnafı haraca dönüşmüş ağır vergiler altında eziyorsunuz. Sonra da oylarını çalmak için vergi affı rüşveti çıkarıyorsunuz. Üstelik aslan payı da yandaşlarının olacak. Asıl olan adil ve vergi sistemidir. Bunlar 16 yıllık iktidarlarında tam 10 defa vergi affı çıkardılar, getirdiler ve seçim öncesi getirilen afflar var, bunu biliyoruz. Seçim sonrası da daha yüksek vergi oranlarıyla bu vergileri geri alıyorlar çünkü kaşıkla verip kepçeyle topluyorlar. AKP iktidarı 16 yıldır emekliyi süründürüyor. 1000 liralık iki bayram ikramiyesiyle emeklinin oyuna göz dikiyor. Emeklinin insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyine ihtiyacı var. Sizin yalanlarınıza onların ihtiyacı yok diyoruz. Emekli senden sadaka istemiyor. Gençliğini, yıllarını verdiği bu ülkede insanca onuruna yakışır düzeyde bir yaşam istiyor. Erdoğan sayfalar dolusu manifesto açıklaya dursun değerli arkadaşlar. Halk da 24 Haziran manifestosunu yazıyor. Bekleyin ve görelim diyoruz. 24 Haziran'da hem AKP düşecek hem enflasyon düşecek. Siz gidince her şey düzelecek diyoruz. Ve AKP-MHP koalisyonu bu ülkeye kriz, OHAL, KHK zulmü, kamplaşma, hukuk dışlıktan başka hiçbir şey getirmedi. Bundan sonra da getirmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Erdoğan istediği kadar özgürlük, adalet, demokrasi nutukları ata dursun. Ağzıyla kuş tutsa artık bu inandırıcılığı yoktur değerli arkadaşlar. Sizin demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti ne hale getirdiğinizi herkes gördü. Ve burada sayılı günler kaldı. 24 Haziran'da halk sizin fişinizi çekecek. Hiç endişelenmeyin diyoruz ve değerli halkımıza, Türkiye halkına, Türkiye toplumuna da bu müjdeyi şimdiden buradan veriyoruz. Değerli arkadaşlar, tüm ülkeyi karanlığa çeviren, kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bu faşizan zihniyetle 24 Haziran'da hesaplaşmak HDP'nin en asli görevlerinden biridir. Bu iktidardan kurtulmanın yolu HDP ve Demirtaş etrafında oluşturulacak toplumsal kenetlenmeden geçmektedir. HDP'nin olmadığı bir ortamda ülkenin nefessiz kalacağını buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu düzen değişsin, bu iktidar artık yakamızdan düşsün diyenlerin adresi HDP'dir, HDP olmalıdır. HDP olmadan parlamento olmaz. HDP olmadan Türkiye'de özgürlükler olmaz. HDP olmadan Türkiye'de demokrasi, özgürlükler ve eşitlikler olmaz. Biz insanca, onurluca, eşitçe, özgürce, emekten yana hakça bir yaşam vaat ediyoruz Türkiye halklarına. Barışı vaat ediyoruz, demokrasiyi vaat ediyoruz. Adalet ve eşitliği vaat ediyoruz. Dilinden, inancından, kimliğinden, kültüründen dolayı hiç kimsenin dışlanmadığı, tüm bu değerlerin anayasada güvence altına alındığı kardeşçe bir yaşam vaat ediyoruz. Kadın erkek eşitliğini vaat ediyoruz. Biz tekçi yönetime karşıyız. Biz bu ülkeyi halklarımızla birlikte yönetmeye adayız. Bu ülkeyi halklarımızın yönetimine katacağız değerli arkadaşlar. Devlet tepeden halkı yönetmeyecek, halk devleti yönetecek. Halk, yani sizler yöneteceksiniz. Kadınlar yönetecek, gençler yönetecek, Sayın Selahattin Demirtaş yönetecek değerli arkadaşlar. Ademi merkeziyetçi demokratik bir yönetim modeli öneriyoruz. Halk meclislerini, kent meclislerini öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı kurumu halkın kurumu olacak.
Bir kişinin keyfini sürdüğü saray olmayacak. Biz bir kişiyi değil, halkın kendini başkan yapacağız. Halkın kendisini başkan yapacağız. Ülkenin tüm renkleri, kültürleri, inançları, kimlikleri Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm ülke yönetiminde eşit bir biçimde temsil edilecek. İnanıyoruz ki 25 Haziran sabahı halklarımız yeni ve güzel bir güne uyanacak. Demokrasi, barış, özgürlük ve emek kazanacak. Şimdiden herkesi, tüm partili arkadaşlarımı, tüm yönetimdeki olan arkadaşlarımı, kadınları ve gençleri, HDP gönüllüleri büyük bir seferberlikle ve bu ruhla çalışmaya davet ediyoruz. Ev ev dolaşarak, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak seçim çalışmalarımızı yürüteceğiz. 7 Haziran ruhu ve kararlılığıyla 24 Haziran'ı demokrasi zaferiyle hep birlikte taçlandıracağız. Tüm yurttaşlarıma buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve bir kez daha şöyle sesleniyorum. Bu kötü gidişatı değiştirmek sizin elinizde. Unutmayalım, senle değişir diyoruz. Ve buradan ahdımız olsun ki Tayyip Bey'e şöyle bir cevap veriyoruz. Ne sana başkanlık ne de 400 milletvekili diyoruz. Gideceğin yol başka bir yoldur. Bu ülkeyi yönetmeye bizler adayız. 50 milyon seçmenin oyuna talibiz. Parlamentoda HDP, Cumhurbaşkanlığında sevgili Selahattin Demirtaş diyoruz. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken özellikle bir uyarı yapmak istiyorum. Muhtarlık belgesi askı listeleri 12 Mayıs saat 15'e kadar askıda kalacak. Bütün seçmenlerimizin bu tarihe kadar özellikle kayıtlarını yapmalarını, kontrol etmelerini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü tek bir oy bile bizim için çok anlamlıdır, çok kıymetlidir. Tek bir oyla parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edileceğiz. Tek bir oyla Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz diyoruz. Hepimizin yolu açık olsun. Ya kazanacağız, ya kazanacağız diyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Hepimizin yolu açık olsun diyoruz. Geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun.